Efendim günaydınlar. Beyaz TV ekranlarındasınız. Bir pazar sabahı da yine karşınızdayız. E, her zaman olduğu gibi Star gazetesi yazarı Sayın Hüseyin Gülerce ile birlikteyiz. Sayın Gülerce hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Ankara'daydınız arkadaşlar. akşam. Evet. <gülüyor> Ankara'daydık. <gülüyor> Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, göreve başlama törenine katıldık. E, hakikaten de o anları zaten birazdan göreceğiz. İzlememizi evet. paylaşacağız inşallah. Siz iyisiniz. Çok şükür Allah'a. Eskiye nazaran daha iyiyiz. Eyvallah, <laughs> eyvallah. Peki, şimdi tabii e, bu programda e, iki saat boyunca e, hem muhalefet cephesinde yaşananları göreceğiz. Çünkü yani e, öyle şeyler söylüyorlar ki şu anda Sayın Cumhurbaşkanı'nın kazanmasıyla birlikte. Bu kadarını da pes diyorsunuz. E, tabii muhalefet e, seçim gecesi. Nasıl kandırdı insanları değil mi Sayın Güderce? Yani kendisine oy verenleri nasıl kandırdı? Onları konuşacağız. Bundan sonrasını konuşacağız ve ama düne giderek başlayalım. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan mecliste yeminini etti. O anlara gidelim. Öyle başlamış olalım. Sayın Cumhurbaşkanı böyle yemin etti. Meclis evet. Başkanı Sayın Devlet Bahçeli de tabii ki orada. Çok güzel fotoğraflar onlar. Yani Cumhur İttifakının kuruluşunda ilk adımları atan iki ismin Sayın Bahçeli'nin, Sayın Erdoğan'ın bugün de yan yana gelmesi, Bahçeli'nin e, meclis başkanı olarak ona mazbatasını vermesi, onun Sayın Cumhurbaşkanı yemin etmesi. Tabi yeminin önemi şu, yeminle birlikte artık Türkiye 13. Cumhurbaşkanı'dır. Orada bile yani fitne hiç uyumuyor. Türkiye Cumhurbaşkanı değil, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı diye fitne çubuğu sallayanlar oldu. Hemen gösterdiler eski cumhurbaşkanları. Hepsi öyle Türkiye Cumhurbaşkanı. Hepsi Türkiye Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı diyor. Şimdi hazımsızlık olunca her şeyden hazımsızlık olur. Tamam. Yani her şey batar. bir defa bu tablo için biz milletçe Cenab-ı Hakk'a çok şükrediyoruz. Ya neredeyse şurada İki senedir bu programda e, insanımızın kafasını karıştıranlara karşı hayır, strese girmeye gerek yok, milletimiz yanlış yapmaz, bugüne kadar yapmadı, bundan sonra da yapmaz diye ümit vermeye çalıştık. Çok şükür Allah başta Cumhur İttifakı'na, Sayın Cumhurbaşkanlığı kabinesine mahcup etmedi, bizleri de mahcup etmedi. Bu çok önemli. Hani deniyordu diye bu seçim tarihi bir seçim diye. Her seçim önemli ama bu seçim Çok gerçekten başladı. başka bir seçimdi. Şimdi ne oldu? Bugüne kadar hep demokrasi yokuşunu tırmanıyorduk. Şimdi ilk defa düze çıktık. Bu düzün adı şahlanma rampasıdır. Bundan sonra Türkiye görülen e, akşam gördüğümüz kabinenin de muhtevasından geleceğiz. belli ki bir şahlanma içerisine, içerisine girecek. Büyük gayretlerle gelinen bu noktaya, bundan sonra taş üstüne, taş tula üstüne, tula kor gibi çok büyük işler yapılacak. Bilhassa benim dikkatimi çeken şu oldu: Dünya Sayın Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçilmesine çok rağbet gösterdi. Şimdi ona gidelim istiyorsanız o zaman. Evet, olabilir. Yani laf oradan oraya geçiyorsa, bunu da şu başlıkla söyleyeyim. Hı hı. Bu Babacan'dı. Davutoğlu'ydu. Karamollaoğlu'ydu. Bir daha onların isimleri çok sık almayacağız burada. Yani bir zamanlar e, yani onların işte Türkiye'yi yönetmeye layık insanlar olmadığını anlatmaya çalıştık. Kılıçdaroğlu başta bu saydıkların başta bilhassa Davutoğlu bak başbakanlık yapmıştı, İçişleri Bakanlığı yapmış. Bunlarda siyasi utanmazlık var. Karakter olarak söylemiyorum. Yani sen bu ülkede Dışişleri Bakanlığı yapmışsın, Başbakanlık yapmışsın diyor ki Erdoğan diyor, Türkiye'yi diyor dış politikada yalnızlaştırdı diyor. İçine kapattı diyor. Bütün komşularla diyor, geçimsizlik başladı diyor. İnsan biraz sıkılır ya şuraya bir defa neredeyse dünyanın yarısı geldi, te e geldi. Te tebrik mesajları yayınladı. 78 tane eee devletlerini temsil eden insan geldi. Bunların içlerinde 21 tane devlet başkanı, cumhurbaşkanı evet. var. İşte Biden'ı başka türlü konuştu ve biraz da Avrupa Birliği'nden gelen, biraz sonra söyleyeceğiz isim isim, Amerika'dan gelen mesajlarda nereden öğrendilerse Türkçe'yi Dört gözle bekliyoruz sizinle evet. çalışmak. Için. Dört gözü nereden biliyorsun? Macron mesela <laughs> Türkçe tweet attı. Evet. Yani dört gözle Erdoğan'la Öyle demiyordunuz ama ya. öncesinde medyanızı kışkırttınız. Alman medyası, İngiltere, Amerikan medyası. Yok diktatördü, Diktatörü O zaman niye övüyorsunuz? Diktatörlüğü mü övüyorsunuz? Yüzde 88 katılım olmuş. Demokrasi ise demokrasi. Sizde 60-70 oranında e, millet getirmiş. Ya, bırakın bunu bu lafları bir de Türkiye'nin büyüklüğünü ve bu büyüklüğün Erdoğan'ın yeni döneminde bölgesinde bilhassa Balkanlarda mesela gelen mesajların büyük abi Balkanlar, Ortadoğu, Afrika, Afrika'dan da evet katılıyor. Türk Cumhuriyetleri, Türk devletleri teşkilat bunların hepsi öne çıktı. Artık yeni bir Türkiye var. Bölgesinde söz sahibi. Dünyada nerede bir bu saydığım bölgelerde pürüz varsa sıkıntı varsa oraya bir dost eli olarak uzlaştırıcı olarak gidecek bir Türkiye var. Kimsenin toprağında gözümüz yok. Bakınız parantez içerisinde söyleyeyim Ermenistan Başbakanı'nın gelmesi de çok önemli. Tam, tam o zaman oraya gidelim çünkü yani evet. o görüntüler oradan hem Ermenistan Başbakanı Aliyev'in arkasındaydı. İnanılmaz güzel mesajlar yani. Devlet mesajı vermiş Paşinyan'ı Aliyev'in arkasına oturtarak. Bir görelim göreve başlama töreni dün e, yemin töreninden sonra külliyedeydi efendim Sayın Cumhurbaşkanı ve e, işte 90'a yakın devletin temsilcisi Cumhurbaşkanları Başbakanları oradaydı. O anlara bir şahitlik edelim. Evet Sayın Bahçeli'ye teşekküründe. Çok alkış aldı. Ya büyük evet. alkış aldı. Dakikalarca alkışlandı. Yüz ifadesi de çok, e, çok etkileyiciydi. Yani mahcubiyet kevazu var. Kehvazı. var. E, neden şimdi böyle ismimizden evet. çıkartıldı der gibi. Çok büyük devlet adamı sayın Bahçeli. Evet, devlet adamı. Biz burada geçmişte her programımızda, meclisteki grup toplantılarında Sayın Bahçeli'nin en başında biliyorsunuz eee Cumhurbaşkanlığı halkın seçmesinden başlayalım. Anayasa referandum değişikliklerinde meclisteki desteği daha sonra sandıklardaki desteği çok önemli. Türkiye'nin önünü açan liderlerden birisi Sayın Bahçeli. Böyle anılmak, hatırlanmak da bir siyasetçi için çok önemli. Yani her siyasetçi devlet adamı olamıyor. Hele o geçmişin koalisyon dönemlerinde pazarlıkların olduğu o dönemlerde siyasetçinin itibarı ve onuru çok zedelenmişti. Bugün altını çizmemiz lazım. Cumhur İttifakı ile siyasetçinin itibar ve onuru da güçlendi. Bu çok önemli. Muhalefete bakmayalım. Ya, muhalefet felaket tellallığından başka bir şey yapmıyor. Şimdi yeni davul zurnacı bulmaları lazım bu felaket tellallığı için. Dolaşacaklar kapı kapı. Daha şimdiden Erdoğan kendi enkazının altında kalacak Kılıçdaroğlu diyesiymiş ki 6 ay sonra erken seçim var. Aş tavuk kendini dara ambarında ya. görür. Vallahi ya bu kaçın yemin. milletin yakasınaalar. Üfürmeniz ya. ya. Yani şimdi e, konuşurken bir arkadaş söyledi çok hoşuma gitti. Sosyal medyada da çıkmış herhalde. Benim de böyle Yalova'da konuşurken hiç ummadığım insanlardan ya hocam değişsin artık. ya. Hep aynı insan, hep aynı insan diye yani bir eleştiri getirmeden Erdoğan'a. Ya e ama çok oldu. 20 senedir hep aynı sima. Bir, bir değişiklik olsun. Orada ben ağır bir laf söyledim. Onu burada söylemem. Yani durduk yere değişiklik olsun diyorsun. Fakat birisi çok güzel bir şey yakalamış. Diyor ki ya değişiklik olacaksa bunu söyleyen adamlar niye Kılıçdaroğlu değişsin demiyor. Adam 12'si seçimdir kaybediyor. kaybediyor. Hala CHP'nin başında e bu değişsin. Başarısız. Sayın Erdoğan başarılı neden değişsin yani? Yani başarılı insanı neden değiştireceksin? Bir mantığı yok ama bir şey bulamadığı için onun keyfine göre güzel. Senin keyfine göre ya bak bu arkadaşlar diyor ki hep televizyonda aynı simayı görüyoruz değiştirelim. Devlet hayatı bu mudur yani? Toplum huzuru bu mudur? Güvenlik meselesi, istikrar meselesi. Mesela bu Alman, İngiliz, Amerikan medyası Kapak yaptılar dergileri de, evet. ne hakaretler yani. Şimdi hepsi de döndüler. U dönüşü yaptılar. Evet, U dönüşü yaptılar. Peki, neye vurgu yaptılar? Yani Türk halkı seçmen neyi tercih etmiş? İstikrar ve güveni. Ya, en önemlisi. Bak şimdi, istikrar kelimesini alalım. Bir seçim oldu değil mi? Kılıçdaroğlu kazansaydı hep dedik Allah korusun diye. Allah korudu, kazanmadı. Şu 3-4 gün seçimden sonraki 4-5 günde Türkiye'yi hallaç pamuğu gibi atacaklar. Hiç hallaç fomu gördün mü Türkiye'de? Yok, görmedim. <laughs> Çok duydum, Bizim... hiç görmedim. <laughs> Bizim Keşan'da yakın komşumuz rahmetli oldu Kemal abi. Yorgancıydı. Allah rahmet eylesin. Biz çocukken onun Yüksel, bir yükseltisi var. Orada yorgan dikiyor ama ondan önce pamuğu attırıyor. Büyük bir yay var. Hallaç yani. Ona pamuğu koyuyor, vuruyor. Pamuğu saçıyor yani. Ha. Hallaç pamuğu gibi. Yani pamuğu öyle bir saçıyor ki etrafa. Türkiye'yi hallaç pamuğu gibi atacaklardı. Valileri değiştirmek, genelkurmay başkanını değiştirmek. Yani her gün sabah uyandığımızda bugün nereyi devirdiler? Yani züccaciyeti dükkanına giren fil gibi oraya bir adım, buraya bir adım, oraya hortumunu sallayacak. Huzursuz olacaktık. Her gün huzursuz. Şimdi de başımızı yastığa koyduk. Bakalım kabinede kimler var. Evet. Oh ne güzel kabine. Ay Cumhurbaşkanımızı karşılıyor milletimiz. Dünyadan illerler gelmiş. Herkes tebrik ediyor. Yani tıkır tıkır işleyen bir saat gibi 100. Türkiye'nin gündemi huzur ve istikrar içerisinde ilerliyor. Bu ne büyük saadet böyle ya? Yoksa bunlar yarın ne yapacak? Yıkım ekibi. Kin ve yıkım ekibi. Kin, nefret, intikam duygularıyla dolu. Bir defa bakınız. Bu tabanı da maalesef böyle konsolde ettiler muhalefet tabanını. Ya ummadığın insanlarla hani Erdoğan kin ve nefretini bir derece anlıyoruz. Onu çekemiyor, haset ediyor. Fakat AK Parti'ye oy veren, MHP'ye oy veren, Cumhur İttifakı'na oy veren insanlara da kim ve nefretle dolmuşlar. Ya bu insani bir şey değil. Hatta mesela şimdi Yalova'da 45 senedir oturuyoruz değil mi? Çevremizde insanlar var yakın uzak her neyse. Ya bakışlarında bir tavır var. Tabii. Ya neden böyle bir mahalle baskısı yapıyorlar ki? Ortamlarda da öyle ben her de yerde bir öyle. değişiklik yok. Yani, yani Aynı insanın... oyu verdim diye deditmemeye çalışıyorlar. Yani bu baskı nedir? Nereden kaynaklanıyor? Bir, kendilerini bu ülkenin asıl sahibi kabul ediyorlar. Bizi de kiracı her an gönderilecek. Sıkışınca diyorlar Arabistan'a gidin. Niye gidecekmişim Arabistan'a ya? Benim dedem Yemen'de savaşmış. Niye gidecekmişim yani? Türkiye için savaşmış. Vatan için savaşmış. Ne güzel adı da o da Hüseyin. Gülercim. Eyvallah. <laughs> Şimdi biz Devletimizi, vatanımızı, bayrağımızı, milletimizi seviyoruz. Asıl sahiplik iddiasına niye giriyorsunuz? Bu cesareti, cüreti nereden alıyorsunuz ya? Neden siz bu ülkenin sahibisiniz? Neden siz büyük mütedeyyin kitleye tepeden bakıyorsunuz? O televizyonlarda konuşanlar, o bugün onlardan misaller vereceğiz. Ne bu aşağılamaya? Bizim gençliğimizden beri üniversite gençliğin ya sağdaysan adam değilsin ya İnsan bile değilsin. Ya bu devirde sağcılık olur mu ya? Namaz ne ya? Oruç ne ya? Devrimcilik varken, sosyalizm varken ne olmuş senin sosyalizmine? He Sovyetler Birliği'de ne oldu? Küba'da ne oldu? Bunlar insani sistemler değildi. Bizim ne güzel bir inancımız var. Ne güzel bir Allah'ımız var. Ne güzel bir dinimiz var. Bundan neye rahatsız oluyorsunuz? Ha Bir takım insanları böyle cımbızla çıkarıyorlar. Bak Müslümanlık adına hmm. ne diyor? Onlar Müslümanlığı temsil etmiyorlar. Müslümanlığı peygamberimiz temsil ediyor. Sahabe efendilerimiz temsil ediyor. Örnek alacaksan peygamberimizi. Peygamber de. Efendimize. Yanlış adamı niye bana anlatıyorsun yani? Müslüman Müslümanlığın ölçüsü olamaz. Kaç çeşit Müslüman var? Ve her seçimde Sayın Gülerci hani ben de 15 yıldır bu meslekteyim. Her seçimde şunu gözlemliyorum. bir türlü Türk halkını, Anadolu halkını tanıyamamak, onu hazmedememek ee, ve her seçimden önce bu kez yüzde altmışlarla, yüzde elli beşlerle geliyoruz deyip Hani azgın azınlık diye bir tabir var ya evet. bunu e, sürekli hale getirmek. Her seçim aynı şeyi yaşıyoruz. Şimdi, ve hiçbir zamanda akıllanma yok. Ben ona e, bir de şu açıdan bakıyorum. Aslında çok iyi tanıyorlar. Ama bu halk onların işine gelmiyor. Hmm. Yoksa milletimizi özellikle tanıyorlar. Özellikleriyle. Ya yani bu millet inancından taviz vermez. Bu millet dinini yaşamak ister. Bu millet dinini siyasete alet etmez. adına bunlar meseleyi saptırmak için o başörtüsü tartışmalarını hatırlayınız. Siyasal simge dediler. Ya biz çevremizden biliyoruz, insanlardan. Ailesinde başörtülü kimse yok. Kız öğrenci üniversiteye gidince başını örtüyor. Siyasal İslamcı diyor, siyasi diyor. Kılıçdaroğlu mesela hiç bunların hesabını vermedi. Bir metrekarelik bez parçası. Sen öyle görmek istiyorsun. O insan onu inancının İnancı. gereğinden taktığını söylüyor. Ha, takmayana da bir şey diyen de yok bakınız. Hatta o yıllarda tartışmalar devam ederken üniversitelerde başa açıklı tesettürlü öğrencilerin kol kola yürüme, bir arada oturup konuşma, fotoğrafları, görüntüleri yayınlanıyor. Milletin arasında bir, böyle bir ayrım yok. Kısım akraba arasında. Kapalı olanlar da var, açık olanlar da var. Kimse kimseye bir şey demiyor. Ama siz inadına layıklık elden gidiyor. Şeriatı getirecekler. Otobüslere binerken, Erdoğan hep örnek veriyoruz ya, belediye başkanı seçilince İstanbul'a. Haremlik selamı. Haremlik selamı. Erkekler önden büyüyünce kadınlar arkada mı? <laughs> İnsanları 50, böyle kandırdılar hep. 50 tane milletvekili var AK Parti'nin bayan. En çok e, da AK Parti'de. Evet. Hani caka satıyorlar ya, kadın evet. milletvekili olsun diye. Nerede? CHP'de niye çok kadın milletvekili yok? Şimdi bakınız. Yani solun hepsini kastetmeyeyim de alınmasınlar hepsini Ama solun önemli bir bölümünde bu işlerin lafını yapma fakat hayata geçirmeme, yaşamama var. Yaşam, Bunlar hep söylüyorduk bak. Ottü'den mezun, işte üstten mezun, Boğaziçi'den mezun. Öğrenciyken gidin şimdi öğrenciler arasında bir anket yapın bu saydığım üniversitelerde yüzde yetmiş en az sol görüşlüdür. Aynı şahısların abileri, ablaları bundan 30 sene önce diyelim, 40 sene önce aynı üniversitelerde yüzde seksen falan çoğunluktaydılar. Şimdi onlara hayata atıldılar, mühendis oldular, şu oldular, bu Şimdi bakılsın onların da yüzde doksanı yani o yüzde yetmiş solcuların aradan seneler geçtikten sonra %90'ı kapitalist olmuştur. Evet. Türkiye'nin İstanbul'un İzmir'in en lüks semtlerinde oturuyorlar. Ama gene kime oy veriyorlar? CHP'ye evet. oy veriyorlar. Ya biz size bir şey diyor muyuz? Bizi yani söyletince söyletiyorsunuz. Ama biz sizin bu tarafınızla uğraşmıyoruz. Bak bu millete saygı göstereceksin. Bu millet Allah'ı seviyor, peygamberi seviyor, kitabını seviyor, ya bu milletin inançlarıyla yani evet, İnançlı ya. olmak cahillik gibi gösteriliyor bir kesim tarafından. İnançlı olmak aşağılanmak gerektiği gibi gösteriliyor. Yani... Cahilliğin en hazmedilemez olanı da tahsilli cahil. Evet okumuş cahil değil mi? Evet. Yazık ya. Neden bu milletin tırnak içine diyeceğim artık aydınları aydınlandıkça milleti karanlık görüyorlar. He? Neden yani? Bir ha şu, lafa geldiği zaman ya. bak sıkıştırıyorsun mesela ya tamam diyor benim de ninem diyor Kur'an okudu diyor. Dedem hacca gitti geldi diyor. Bizim ailemizde diyor medrese hocası var diyor. Ya hem ferdi hürriyetlerden bahsediyorsun değil mi? Bugün en önemli şey ferdi hürriyet. Onu daha önceden Allah dinini ilk söyledi. Hazreti Adem'le Adam itibaren şahsi hesap vereceksin. Kimse kimseye Allah izin vermedikçe... Yani öyle diye sen... <laughs> yani babaannen gelip dinsiz imansız olmuş, şirke girmiş torunu için zaten Allah müsaade etmez yani. Sen onun gözünün içine bakacaksın. Ayette o söyleniyor. Bir yardım isteyeceksin. Ama bugün havalardasın. Çoğunu da yeri geldi söyleyeyim mi? Bu Tabii. geçmişte Sayın Erdoğan'ın yanında çok bulunup hatta hatta ona basın danışmanlığı yapan Hı hı. Onu destekleyen gazetelerde yayın yöneticiliği, yazarlık yapan adamlar iki senedir Kılıçdaroğlu'na çalıştılar ya. Ve ne kibirlendiler değil mi? İşte bu kelimeyi getirecektim hı. günleri. Onları ne götürdü? Ne savruldu? Ağlıyorlardı. Şimdi savrulan adamlar oldular. Neden? Kibirlerinden dolayı. Bak bizi dinleyenler için yaşım gereği bir tavsiyede bulunayım. Tabii ki. Baş... Kim size... Aşırı tevazu gösteriyorsa onun kibrinin çok olabileceğinden şüphe edin. Hmm. Bu tecrübeyle sabittir. Tecrübeyle dersiniz. sabit. Yani benim mesela yardımcım olan bir, birisi vardı. Ya hiçbir yardımcım e, gelip de elime sarılmaz odama girince, O odama sarılıyordu. Ya beş sene sonra yurt dışında adamın ayağı kaydı. Aleyhimle en çok konuşan o oldu. Çünkü çok kibirli adamlar kibirlerini gizleyebilmek için çok parlak, şatafatlı, tevazu elbiseleri giymek zorundalar. Şimdi ben onların hiçbirini okumuyorum. Sadece başlıklarına bakıyorum. Ve onlar adına çok üzülüyorum. Bunlar bir dönem Türkiye'de çok değil. Bundan 10 sene evvel, 15 sene evvel geriye doğru da gidebilirsiniz. <laughs> Milliyetçi muhafazakar kitlede takip edilen yazarlardı. Bakalım bugün ne demiş. Bunları konferanslara çağırırlardı. Bunları dinlerlerdi. Bugün bir tanesi konferans vermeye Anadolu'ya gidemez. Gidemez. Tabii, tabii. Bunlar da milleti tanımayanlar. Asıl tanımayan bunların da milleti tanımama sebebi kibirden bir perde var önlerinde ve perdenin kendilerine bakan tarafı da ayna. Oraya baktıkça kendilerini görüyorlar. Güzel. Milleti hiç göremiyorlar. Sayın Giderci şimdi bakan e, bakanlar geçmeden önce o kareyi tekrar arkadaşlar verirse e Sayın Cumhurbaşkanının gelişi orada aslında lafı biz nereden getirdik? Paşinyan'ın Aliyev'in arkasında devletin verdiği mesaj yani e, hem Karabağ alacaksınız hem üzerinize 3 yıl sonra Paşinyan'ı getireceksiniz buraya ayağınıza ve Aliyev'in de arkasına oturtacaksınız. Devletin büyüklüğü değil mi? O Türk devletinin büyüklüğü yine. <laughs> görüldü burada. Şimdi o gelecek birazdan. Bunun az ilerisinde Aliyevi. Zaten Sayın Aliyev ve Sayın Cumhurbaşkanı muhteşem bir dostluk var. orada alkış kıyamet koptu Aliyev'le e, tokalaştığı anlarda. E, evet mesela bakın duralım burada. <laughs> Durun arkadaşlar. Biraz daha bir tık daha geri gelin. Bir tık geri. Bir tık evet bakın. Arkadaki kişi görüyorsunuz. Paşın yanın yanında kim var? Biraz geri gelin tam oynatın. Evet, bakın şu yanında, yanında kimler var acaba? Afrika liderleri olabilir bilmiyorum. Evet. Şimdi. Arkada Paşinyan'ı görüyorsunuz. Tam mi? da oraya oturtmuşlar. <laughs> Başka bir açıdan bakacağım. Evet. Yani öyle denk getirmişler mi getirmemişler mi bilmiyorum İsimler yazıyordu hepsinde. Evet. Şimdi bizim milletimizin ferverliği. E, Kutsi hadis var. Cenab-ı Hak diyor ki bana bir karış gelene ben bir adım gelirim. Bir adım gelene koşarak gelirim. Şimdi Paşinyan gelmiş buraya. Onu rencide etmek için yaptıklarını sanmıyorum. Hı. Yani, yani sen biraz daha genç olduğun için. Evet evet. <laughs> Şimdi yanındakileri ondan sordum. Başka devlet başkanları, başbakanlar da varsa burada onu e, rencide etmek için arka sıraya oturttuğunu devletin sanmıyorum. Çünkü Paşinyan yan gelmiş bakınız. Başbakan olduğu için muhtemelen arka sırada evet. zaten. O öyle. Ama Aliyev'in tam arkasına nedense. Yani beklemez. orada. Belki bir espri yapmak istemişlerdir ama o kadar. Şimdi ben Paşinyan'ın gelmesini Türkiye-Ermenistan ilişkileri açısından ve Türkiye'nin 100 açısından çok önemsiyorum. Bir Zengazı koridoru var biliyorsunuz evet. yani. Türkiye'nin Azerbaycan'a gitmesi yarım saate iniyoruz. O kadar önemli. Arkadaşlar ve sesiniz gelmiyor tam. Haberiniz olsun. Şimdi gelin. Türkiye-Ermenistan, Türkiye-Yunanistan ilişkileri hep süper güçlerin, başta Amerika ve Fransa, İngiltere olmak üzere Türkiye ile ilişkileri bozmak için kullanma kelimesi ağır kaçabilir ama öne sürdüğü devletler bunlar. Yunanistan ve Ermenistan. Türkiye burada, Yunanistan mesela o kadar tarihlerde bulunmasına rağmen Türkiye hep suhuletle, usuletle komşuyuz. Meselelerimizi barış içinde çözmeliyiz. Bu Türkiye'nin büyüklüğüne yarışan yakışan bir devlet politikasıdır. Böyle olması lazım. Yani bir şekilde paşın yana böyle e, yanlış aktarmalar olmuşsa onu da bence devlet. Bakın tela... Orada Sayın Cumhurbaşkanı e. zaten elini uzatıyor. Tam bizim arkadaşlar almamış. Ha -ha. Aliyevle sıkıştıktan sonra hemen paşın yana yöneliyor. Az, i̇şte az ben, de benim var. dediğim daha e, bizim devletimize yakışan bir şey yani. Kafasına vura vura değil de çünkü Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde Amerika Birleşik Devletleri'ndeki güçlü Ermeni lobisini de düşünmek lazım. Mesela Paşinyan'ın son birkaç demecinde artık bu Ermeni soykırımı ile ilgili başka ülkelerde tırnak içinde o çabalara da son vermek lazım diyor. Yani Ermenistan'ın kalkınması bakınız. Kalkınması, refah Türkiye ile dostluğuna bağlı. Ama tabii orada Ermenistan Kılıçdaroğlu seçilseydi bambaşka bir tavırda olacaktı. Şimdi, Karabağ için özellikle. Tabi. Kılıçdaroğlu eksi bir gibi. Matematikte eksi birin özelliğini biliyorsun değil mi? Evet. Ben bunu gıcık <laughs> insanlara söylüyorum. Sen eksi bir gibisin. Anlamıyor. Eksi bir hangi büyük rakamla çarpılırsa <laughs> onu eksi yapar. Mesela bir milyon eksiyle çarparsan eksi bir milyon. Borca girer yani. Yani Kılıçdaroğlu Allah korusun milletimiz eksi bir ya yani neyle temas kursa işte Azerbaycan'ın bağımsızlığı için Türkiye yasını, siyasını, askerini, subayını gönderdi. Kılıçdaroğlu'nun dış politika baş danışmanı ne dedi? Maalesef dedi Türkiye dedi Azerbaycan'a asker gönderiyor. Ya bunu söyleyen bir adamın ben hakkında konuşmak istemiyorum ama cibilliyetini merak ederim. Yani senin Türkiye'ye, Türk milletine, Türk devletine düşmanlığın nedendir ya? Yani bu lafa Ermenistan söyleyebilir. Duyduğumuza, maalesef demez Ermenistan. Duyduğumuza göre Türkiye askerle yardım ediyor Azerbaycan'a der. Eder tabii kardeş. Bak gittikçe kardeşlik kuvvetleniyor. Tabii tabii. tabii. Arkasında Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu arada işte Diyanet İşleri Başkanı. Diğer tarafta Bartolomeo vardı. Mesut Özil vardı mesela orada. Evet. yine Ya ben bu şey. Madura'ya çok sempati duyuyorum. El açtı dua etti. <laughs> Şimdi fotoğraflarda görüntüler Bu da duaya katılmış. Dua et, El açmış. Hatta bizim sağ olsun Melih Başkan dua etmişti bitine Allah'a hidayet nasip et diye. Şimdi öyle sempati geliyor ki ben tutamadım kendimi. Ya Antepli mi Elazığlı mı Urfalı mı Madura <laughs> tipine benziyor. <laughs> Milletimizin bir sempatisi var. Çok, o tamam. çok alkış gelmedi koptu. Venezuela'dan kalkmış gelmiş evet. ya. Bir, bir de gün önceden geldi bir de. Şeyleri uyuşuyor. Kabadayılıkları mı diyeyim yürüyüşleri mi <laughs> zaman Aynen. Yani bakınız. Yani kıyas için söylemiyorum da Kılıçdaroğlu olsaydı, Maduro gelir miydi? Gelmez. Bak, burası çok önemli. Afrika ülkelerinden çok tebrik var. Neredeyse Afrika'nın yarısı yani. Şimdi bu ben bir şey Vaktimizi alır evet, burada. Çok uzun. Balkan ülkeleri, Balkan ülkeleri. Mesela hem Putin tebrik ediyor, hem Zelenski, hem Amerika tebrik ediyor, hem Putin. Ya Biden diyor ki dört gözle bekliyorum diyor NATO için çalışmaya diyor. Nasıl bir denge kurduysa Türkiye. Şimdi adam bile bunu e, eleştiriyor. Ya Türkiye bak Kılıçdaroğlu da akşam nerede ne dediler. Unutmayalım bunları. Türkiye'yi Allah gibi atacaklardı devleti. İkisi de neydi? Türkiye Zelenski'nin yanında olması lazım. En son Kılıçdaroğlu'nun söylediği Putin'e Türkiye'nin NATO üyesi olduğunu hatırlatacağız. Aa. Aa, dış politika anlayışına bak. Ama lafı çok güzel yerine oturttu Sayın Cumhurbaşkanı. Akşam Mustafa Kemal Atatürk'ün yurtta sul, cihanda sul ilkesini hayata geçireceğiz, devam ettireceğiz. Uygulamada göstereceğiz. Siz darbelerde kullanıyorsunuz. FETÖ darbesinde yayınlanan bildirinin altındaki imzane ne? Yurtta Sul Konseyi. Vay 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 vay. Daha önce 27 Mayıs darbesi, 12 Mart darbesi, 12 Eylül darbesi, hepsinde 28 Şubat postmodern darbesi. Hep Atatürk öne çıkarılıyor. Zaten Sayın Cum ee, Cumhurbaşkanı'nın kazandığı gece külliyeye özellikle Mustafa Kemal Atatürk'ün kalpaklı evet. fotoğrafının asılması. Dün yine göreve başlama töreninde Mustafa Kemal Atatürk'ün kalpaklı fotoğrafı direkt Kuvayi milliye. Bunların sahip çıkamadığı ortak değere Erdoğan, Cumhur İttifakı sahip çıkıyor. Evet. Bu HDP'li sakık mıydı o meydanda? İç sürüleri dedi. İç sürüleri dedi değil mi? Mustafa Kemal'in. Atatürk'ün askerleri değil siz iç sürüsünüz Mustafa Kemal'in. Sürüsü. Ve onunla ortaklık yaptı CHP. Şimdi biraz sonra konuşacağız. İstiklal Marşı'nı okumadı biliyorsunuz yemin töreninde HDP. Ha onu konuşalım şimdi bak. İstiklal Marşı'nı okumadıkları gibi gibi deyince affı aldığım zannetmesin. İstiklal Marşı'nı okumamak zaten bayrak, devlet, vatan düşmanlığı demek. İnşallah kapatılıp giderler hepsi. Evet. Yani bunlarda öyle bir karakter var ki şey diyor ki bizi takip eden biris, Hüseyin mi diyor bu karakter lafını biz karaktersiz olarak okuyoruz. Diyor. <laughs> bunlarda öyle bir karakterlik var ki Milletimizin gözünün içine baka baka istiklal marşına tavır koyuyorlar. Ama CHP ile HDP milletvekillerinin ortaklaşa yaptıkları bir hareket daha var. Sayın Cumhurbaşkanı için meclis ayağa kalktığında CHP ve HDP milletvekilleri ayağa kalkmadılar. Tribünde oturan, konuk olarak oturan, Kardeşim. ben Kemal geliyorum diye o kadar hızlı geldi ki bunu balkona çıkardılar. Oradan bakıyor. <laughs> düşünüyor. Ben ne yaptım, ne ettim diye. Mutfaktan soğan gösterirsen olacağı bu. Şimdi dönelim meclisteki nezaketsizliğe bak. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Tut parantez hemen açayım. Kılıçdaroğlu'nun orada mecliste o yine o gülen ifadesi. Ben bazen diyorum ki neden hep suratı o ifadede acaba? O ajansın şeyi telkini. Hani sinir de o. devamlı gülümse Sürekli diyor. Sürekli gülüyor. Ayakta olduğun belli olsun diyor. Yani bu Hayatımdı, evet. diye. Şimdi CHP ve HDP milletvekilleri sayın cumhurbaşkanına devletin ve milleti ortak temsil eden şahsiyete ve milletin seçtiği bak. Mecliste daha önce pazarlıklarla seçilen cumhurbaşkanı değil. Milletin Türkiye'yi yönetmek üzere seçtiği. ayağa kalkmıyorlar. Bu nedir biliyor musunuz? Bu Türkiye'yi kutuplaştırmanın dik alasıdır. Saygısızlık tamam. Zaten karakterlerinde var. Nezaketsizlik zaten karakterlerinde var. Sorumsuzluk zaten karakterlerinde var. Ama şimdi onların ağzındaki bir lafı ağızlarına tıkıyoruz. Türkiye'yi kutuplaştıran CHP ve HDP'dir. Siz kutuplaştırıyorsunuz. Sayın Akşener, Davutoğlu, Karamollaoğlu, Babacan, Uysal, Türkiye'yi siz kutuplaştırıyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanı, milletin seçtiği Cumhurbaşkanı meclise giriyor. Ayağa kalkmıyorsunuz. Milleti bundan daha derin kutuplaştırma tavrı olur mu? Olur. Doğru. Onun için bir de ağzınıza AK Parti Türkiye'yi kutuplaştırıyor diye bir lafa almayın. Bir de siyaseten terbiyesizlik ediyorsunuz nezaketsizliğin yanında. Ama sizin vazifeniz zaten Türkiye'yi kutuplaştırmak. Başta PKK. PKK nedir? Bölücü terör örgütüdür. Ama hocam ağır değil mi? Ya adamlar seçimler öncesinde kaç defa söylediler. Dört ülkede eyalet sistemi. Suriye'de kurduk Rojava. Irak'ta var. Türkiye ile İran'la da kurunca dördü birleşecek. Büyük Kürdistan olacak. Sen Türkiye'deki Güneydoğu bölgesindeki 12 vilayeti ta Erzurum'a kadar çıkıyorlar. Vatanı bölmeye çalışıyorsun. Siz bunu gözünüzü karartmışsınız. Amerika size gaz vermiş kaba tabiriyle. Sırtınıza okşamış. FETÖ'nün sırtına okşadığı gibi. FETÖ'cüden hiç sesi çıkmıyor değil mi? Bir parantez açalım mı? Reklama gidelim mi? Tamam. Reklamadan sonra FETÖ'cü. Tabii canım. FETÖ ile yani ilgili konuşacağımız çok var. Tamam. Daha çok da görüntümüz var. Bir girizgi bakanlar Onları Onları peş peşe vereceğiz. Tamam peş peşe veririz o zaman. Bir de şey de ekleyelim. Hüdaparlılar yemin etmeyecek dediler dediler milletin başını etini yediler. Hiç öyle bir şey olmadı. Aksine HDP'liler İstiklal Marşı okumadı ama çıt yok. CHP medyası böyle. Eleştiren CHP'li de yok. Yorumu onların karakterliği bu. Karakterli evet. İzleyici anladı şimdi karakter evet. derken. Reklamlar kısa efendim. Çaylarınızı tazeleyin. Birazdan geliyoruz. Devam ediyoruz efendim reklamlardan sonra ve dün gece Yeni kabinede açıklandı Sayın Cumhurbaşkanı açıkladı. Yeni kabinede tabi e, tabii önemli isimler var. Bir gelsin fotoğrafı da kimler var, kimler yok görelim ama herkesin beklediği ekonomide kimin koltuğa oturacağı Mehmet Şimşek açıklandı. E, Hazine ve Maliye Bakanı ve Dışişleri'nde Hakan Fidan isimleri öne çıktı. Sayın Gülerci e, yeni kabineyi nasıl buldunuz? Şimdi hayırlı olsun öncelikle. Hı hı. Sayın Cumhurbaşkanı isimleri açıklarken büyük kadir şınaslık gösterdi. Şimdiye kadar beraber çalıştığımız, nice sorunu birlikte çözdüğümüz, nice badireyi beraber açtığımız eski kabine üyelerimize bir kez daha teşekkür ediyorum dedi. 28. dönem milletvekili olarak yüce mecliste ülkemize hizmet mücadelesini sürdürecek bu mesai arkadaşlarımıza başarılar diliyorum dedi. Bu arkadaşlarımız milletimize yaptıkları hizmetlerle, ülkemize kazandırdıkları eserlerle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk döneminin kabine üyeleri olarak adlarını şimdiden tarihe yazdırmışlardır. Rabbim eski kabine üyelerimizin hepsinden razı olsun diyorum dedi. Gerçekten Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesi çok büyük hizmetler yaptı. Yani İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Dışişleri e, Mevlüt Çavuşoğlu. Evet, Adalet Bakanı, e, hepsi bakanların isim isim Sağlık Bakanı tekrar oldu. Hakikaten çok iyi bir kabineydi. Evet. Şimdi burada tabii geniş açıdan baktığınızda enteresan bir şey var. Sadece onlardan iki tanesini aldı. Kabinede biliyorsunuz 17 bakan var. Bir de Cumhurbaşkanı yardımcısı var. 17 bakanın ikisi tekrar Turizm Kültür Bakanı ile Sağlık Bakanı göreve getirildi. Ama 15 yeni bakan var. Yani şimdi bu Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde çok sağlam bir yapı kurduğunu gösteriyor. Ve dikkatinizi sizin de çekmiştir. Mesela işte Ulaştırma Bakanlığı'na Karayolları Genel Müdürü. İşte Enerji Bakanlığı'na Bakan Yardımcısı. Bir defa genel... Sanayi Teknoloji Bakanı yine öyle. Evet. O da yardımcısı. Baktığınız zaman bir defa hepsi işin neyli? At bineni kılıç kuşananın. Öyle Hı. yani eskiden mesela koalisyon dönemlerinde bakanlar bir takım pasarlıklara göre bakan oluyorlardı. İşte bölgesine dikkat ediliyor. İşte o şeye iki tane bakan vermek lazım. O partiye beş tane. Şimdi gene lafı götüreceğiz onlara. 7 tane Cumhurbaşkanı yardımcısı vardı. Evet. Bakanları da aldıkları oya göre vereceklerdi. E sağ olsun şey çok bankör. Kılıçdaroğlu. on <laughs> 10 tane 15 tane milletvekili verdi. Yani onları nereden baksan en az ikişer bakanlık verecekti. Tabii. Şimdi kim olacaktı mesela o bakanlar? Ehliyete, liyakate mi bakacaklardı? Bir defa kendisi baksın liyakat açısından. Nasıl karışacaktı? Evet. O şu partinin, bu, bu partinin. Bir aslında. defa liyakat, ehliyet, tecrübe, devleti tanıma, bilme, ahenkli çalışma, uyum içinde çalışma, bir orkestranın üyesi olma vasıflarına sahip. Sayın bakanlarımız tekrar hayırlı olsun. Şimdi e, bu özelliklerin dışında benim dikkatimi çeken hususları söyleyeyim. Tabii. Bir defa, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa oluyor, MIT müsteşarı eee Dışişleri Bakanı oluyor. Evet. 13 yıldır Hakan Fidan bu görevi yürütüyordu. Zaten görevi gereği de yani bakanlık düzeyindeki görüşmelerden önce eee istihbarat örgütleri arasında görüşmeler oluyor. Mesela şimdi diyelim ki Mısırla ilişkilerde, Suriye ile ilişkilerde, İran'la, Irak'la bu Türkiye'de yeni bir dönem. Yani çok donanımlı bir insan bu meseleleri bilen bir insan olarak geliyor. İkinci ee, ikinci dikkat çeken çok kişinin dikkatini çekti. Sayın Mehmet Şimşek. Mesela hazine ve maliye bakanı olarak yetkili bir insan. Daha bakamadık sabahleyin piyasalar yarın nasıl etkilenecek ama bunun olumlu etkilenecekler. Mesela zaten geçen hafta borsa hep yükselerek evet, Mehmet Şimşek'e satın aldı. Ekonomik konusunda e, çok felaket tellalı vardı. Mesela onların Yarın seslerinin kısıldığını Birazdan o imam göreceğiz. Milli Eğitim Bakanlığı'na 5 yıl Milli Eğitim Bakanı müsteşarlığı yapan Yusuf Tekin getirildi. Bu da çok önemli. Beklenen ve hakikaten evet. önemli biri orada. Benim en önemli gördüğüm Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in Milli Savunma Bakanı olmaz. Neden en önemli görüyor? Bakınız bu FETÖ bir FETÖ'nün mağdur ettiği 15 Temmuz akşamı evet. e, bir general e, onun da ötesinde FETÖ Türk Silahlı Kuvvetleri'ne daha askeri lise öğrenciliğinden 40 sene evvelinden itibaren kendisine tamamen bağlı tövbe aşa Allah'a tapar gibi kendisine tapan rütbelerini temel rütbelerini altını zadede kendi eliyle taktığı adamlarla Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki hiyerarşiyi mahvetti. Bizim 5000 yıllık devlet geleneğimizde FETÖ'nün yaptığı ihanet kadar büyük ihanet yoktur bakınız. Asker için söylüyorum Türk Silahlı Kuvvetleri'nde. Sonra Sayın Hulusi Akar'la dönemin genelkurmay Başkanı'yla Başlayan yürürlüğe giren devlet aklı artık hem sivilleştirdi bu meseleyi çünkü eskiden NATO toplantılarına, NATO savunma bakanları toplantılarına bütün NATO üyelerinin sivil giyinimli savunma bakanları geliyordu. Türkiye'den de üniformalı genelkurmay başkanı katıldı. Adamlar bir şey de diyemiyorlar. Şimdi öyle değil. Ve öyle bir ahenkli geçiş ki bu genelkurmay başkanı, milli savunma bakanı Gelenek haline de geldi sanki. Evet ama çok güzel bir gelenek silahlı kuvvetlerle sivil iradenin arasındaki sağlam köprüyü buldu devlet aklı. Ben onun için çok önemsiyorum. Ve bütün bakanlarımız için hayırlı olsun. İçişleri Bakanı da İstanbul Valisi Ali Yerlikaya oldu. Onu da söylememiz lazım. İyi hatırlattınız. Bakınız 5 ile yakındır İstanbul'da valilik yapıyor. Yani Sayın Erdoğan tabii ki yüreğe el vermez. Sayın Soylu gibi bir başarılı İçişleri Bakanlığı evet. değiştirmeyi. Ama bir kural koymuş oldu. Ya bütün yani. bakanları değiştirdi. Evet. Ve şimdi yine Sayın Soylu'nun da tweet atmış mesela sosyal medya. Sevdiği, desteklediği bir arkadaş. Bak dedim ya demin at binenin kılıç kuşananın. Yani geldiği yer İçişleri Bakanlığı İstanbul Valiliğinden geliyor. Bürokrasiyi biliyor, bakanlıkları biliyor. FETÖ'le de mücadele eden biri Ali Yerlikaya. Bunu da evet. altını çizelim. Yani o da FETÖ, nün FETÖ nün işi çok, çok, hassas biri. Yani e, kaderi biz bilemeyiz de e, FETÖ ile başı Fethullah Gülen'in bu Erdoğan'ın başarısı, meclisteki Cumhur İttifakı başarısı ve bu bakanlar kurul, kurulu çok hasta etmiştir. Muhtemelen. Yani hastalığını arttırmıştır. Evet. Şu şey bir başlayalım mı? Kılıçdaroğlu uzun süre koltukta oturan altına etmiştir demişti. Evet. Ee, biraz herkes Kılıçdaroğlu'nun tabii şimdi muhalefete dönelim artık. Yani e, CHP'de MYK toptan istifa etti. Ama Kılıçdaroğlu duruyor efendim. Bir onu verelim istiyorsanız. Evet. E, üzerine daha sonra şu cumhurbaşkanıcılık oynadıkları görüntüleri veririz daha sonra. Bir sonraki hamlemize olur. Evet. Önce bir Kılıçdaroğlu bahsini açalım. Buyurun izleyelim onu. Uzun süre koltuğunda oturup koltuğundan kalk Evet. Bir, yani... daha bir, bir daha versinler. Bir tamam, bir daha. daha versinler. Tamam veriyorlar da ve aslında. Dur, durdurun yani. Verdikten sonra durdurun. Tamam, verin bakalım arkadaşlar. Unutmayın, uzun süre koltuğunda oturup koltuğundan kalkmayan insanın yaptığı bir şey vardır, bir pislik vardır. Oradan kalkamıyor çünkü. Yani altına etmiş demektir. Bu çok büyük terbiyesizlik. onu Sayın Cumhurbaşkanı söylüyor. 20 yıldır iktidarda ya ve. Bakın şimdi bu söylendiği zaman biz üstünde durmadık. Evet, yani bunu seçimden şimdi, önce söyledi. Seçimden önce söyledi. Bu çok büyük nezaketsizlik, terbiyesizlik ve farkında değil bu lafı kendisine Kendine söylüyor. <laughs> Uzun süredir CHP koltuğundan kalkmıyorsun. Kalk bakalım da genel merkez koksun o zaman. He? Ne ayıp ya. Böyle bir laf söylenir mi devleti yöneten insanlara, idarecilere, yöneticilere? Bakın gerçek Kemal Kılıçdaroğlu budur. Yani testinin içinde ne varsa dışarıya o sızar. Sızmış ama kötü bir şey sızmış dışarıya. Çok, çok. Evet. Peki bir de Cumhurbaşkanı'cılık oynadıkları Kılıçdaroğlu, İmamoğlu, Mansur Yavaş ve arkasından Akşener'in buyurun Cumhurbaşkanı dediği. Şimdi bu hafta evet. en çok paylaşılan görüntüler bunlar. İkisini de peş peşe izleyelim. Sayın Cumhurbaşkanım diyor ya bunlar 23 Nisan'da evicilik mi oynuyorlar ya çocuklar gibi? <laughs> Ne ayıp bir şey ya. Ne azımsızlık bu ya. Dereyi görmeden paçayı sınıyorsun. Evet Anne şimdi söylesene Sayın Cumhurbaşkanı <laughs> nerede? Bir de Sayın Akşener ben başbakan olacağım diyor değil mi? Allah Allah. Şimdi <laughs> çocukken biz böyle palavra sıkılmasına ufakat da civcivler yesin diyorduk. Şu kadar siyasi tecrübesi var, akademisyenliği var. Ya bir de bu yağcılığa giriyor ya. Daha adam seçilmemiş ki. Tabii canım. Buyur Cumhurbaşkanı diyor. Şimdi öbürünü bir verelim. Bir bakalım. bakalım. Bir de Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş İmamoğlu. Ya, ya çok kötü şaş kaza, şaş, gaza, şaş Bu insanlar Türkiye'nin yönetimine geleceklerdi ya. Size diyor Cumhurbaşkanı yardımcılarımı tanıtayım. Adaylarını demiyor. Demiyor. Öbürleri de buyurun başkanım buyurun başkanım gaza gelmişler konuşuyorlar. <laughs> Şimdi bu fotoğrafla ilgili bir şey daha söylememiz lazım Türker Bey. İstanbul ve Ankara'da yaşayan insanımıza, insanlarımıza çok büyük hakaret ettiler. Ankara'nın ve İstanbul'un belediye başkanlarını bir seçimde malzeme yaptılar. Koltuk değneği yaptılar. Bunlar koskoca iki büyük şehri yönetecek, yöneten insanlardı. Demek ki yönettikleri falan yokmuş. Bunlar bala, balık yemeye giderken, kayağa giderken bir de böyle bir iş buldular kendilerine. İş buldular da sırası gelmişken söyleyeyim. Mansur Yavaş'ı İmamoğlu İç Anadolu vilayetlerindeki mitinglere götürdü. Mansur şeyi de İmamoğlu'nda Karadeniz'de. İkisinde de kaybettiler. Ve en çok fark ettikleri yerler. Yani adamları bir de harcadı. Bir daha bunları CHP İyi Parti aday gösterecek mi zannediyorlar? Daha 9 ay var. CHP Genel Başkanı İmamoğlu olabilir mi diye çok konuşuluyor. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu görüşmeleri de var. Hatta bugün de görüşecekler galiba yine. Size Türkiye'de siyasette en zor koltuğu söyleyeyim mi? Evet. Türkiye'de siyaset. CHP Genel Başkanı koltuğu. Yani İmamoğlu sanki CHP'yi biraz... idare etmek o kadar güç ki. İstiyor şimdi gibi konuşmalarında. Çok istiyor. Çok istiyor. Hatta istemem yan cebime koy şeyi arada bir depreşiyor ama çok istiyor. Aslında batan gemiye kaptan olmak istiyorlar. Ya CHP bitti ya. Yani e, kulakları çınlasın. E, akademisyen arkadaşımız e, izin vermeyelim de bir de yazar bir onu arkadaş demeyelim. E, bir şeyde birleştiler. Ee, Atilla Yayla benim de arkadaşım oluyor profesör. O diyordu yani CHP'yi kapatıp müze yapmak lazım diye. Şimdi ona Fatih Altaylı, Fatih Altaylı beklendi. <laughs> yani CHP'den artık bir köy kasabı olmaz. Huvayi Milliye'den gelmediği ortaya çıktı. Yani şimdi adı var öyle bir kavgaya tutuşacaklar ki CHP'de bugüne kadar görünmemiş bir şey. Biz bundan sonra zaten ortak aklın Formatı belli. Bir eserleri ve hizmetleri Cumhur İttifakı'nı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı konuşacağız. Bir de CHP'de birbirlerini nasıl yiyorlar. Bunu konuşacağız. Bırakır mı Kılıçdaroğlu yani? E? Bırakır mı Kılıçdaroğlu? Kılıçdaroğlu bırakmaz. Yerel Bırakma. seçimde de görür. Şimdi Kılıçdaroğlu yani bırak deseler de bırakamaz. Delegelin hepsini kendisi seçti. Yönetim bak Kılıçdaroğlu diktatör diyorlar ama helal olsun CHP Merkez Yönetim Kurulu'na. Kılıçdaroğlu'nun diktatör olduğunu olmadığını diktatör olmadığını göstermek için Kılıçdaroğlu demeden hepsi istifalarını verdiler ya. Bak Kılıçdaroğlu bir şey demedi. Ya bütün suç MYK'daymış Kılıçdaroğlu'na değilmiş. Evet. Zaten Kılıçdaroğlu'nun bir kabahati yok. Elinden gelen her şeyi yaptı. Mutfaktan soğan gösterdi. Onu çeken adam da Kaç milyon almış? Ya, 46 kaç, 46 milyar? milyar dolar mı dedin? yok evet. TL mi? Almış yürümüş gitmiş. şey, şey Yurt dışına gitti. Ya. Evet o sana evet. söz baharlar gelecek kampanyasını yürüten kişiymiş. Baktı Türkiye'de Gidiymiş. gelmiyor bahar gitti o şimdi nereye? <laughs> Ekvatora yakın. nereye, <gülüyor> <gülüyor> nereye evet. Peki bir de şu aramızda kalsın kazanıyoruzu versenize. Bakın seçim gecesi nasıl yalanlar söylendi? Öyle bir şey yoktu. Ya 2-3 saat için insanlara yalan söylediler. İzleyelim. Kimseye söylemek yok tamam. <laughs> Bundan sonra yalan söyleyenler söze böyle girecek. Bak aramızda kalsın. <laughs> aramızda kalsın. <laughs> ya. ya, niye ya niye? Bir de mesela Kılıçdaroğlu o gece önde diye tweet attı. Halbuki büyük şehirlerde önde demek istiyormuş o gece. Sonra itiraf etti. Şimdi bunların yalanı kıvırma maharetleri de çok büyük ama. Doğru. Yani herkes yalanı kıvırtamaz yani. Öyle. Yalan söylüyor altında kalır. Bunlar öyle değil. Yani nasıl dedin? E, büyük şehirlerde önde. Büyük şehirlerde. Ama i̇şte, büyük şehirleri yazmadı. Ya e, onu söylemeyi unutmuştur. <laughs> bir de üzerine İmamoğlu Pazar günü bankalardan parasını çekemeyeceksiniz dedim, demişti. Pazar günü geldi geçti hiç de bir sıkıntı yaşanmadı. Hatır bir de yarış. afişi var onun Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak. Ha onu da verelim. Onu da iki, buyurun ikisini de verelim. Bankalar şeyi verin çok önemli. Türkiye'yi Allah'a gibi atacaklar dedim ya işte. He. Bir tane felaket tellalları bunlar. Buyurun. Ne, neden böyle korkuturlar mesela? Çok güzel. Şimdi bu kelimeyi alalım. Korku. Bunların işi gücü milleti korkutmaktı zaten. Göçmenlerden korkutmaya çalıştılar. Putin'le ilişkileri bozmaktan korkutmaya çalıştılar. Ekonomiden çok korkutmaya çalıştılar. Çünkü bunların felaket tellallığı, korkutma Afişim. yalan dışında söyledikleri bir şey yok, yok ki. Mesela biz kaç defa söyledik. Ya Muhalefet Türkiye'ye çok lazım. Demokrasiler de ana muhalefet. Çok önemlidir. Projelerinizi söyleyin. Mesela eleştiriyorsunuz. Siz gelince ne yapacaksınız? Yok öyle bir şey. Şeyden tefecilerden 300 milyar dolar getirecekti. Bir de şey gidi hamburger Amerika'da. Amerika'da. Evet. Bak ne yazıyor? Okusana. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Ekrem İmamoğlu Büyükçekmece Demokrasi Şenliği'ne hoş geldiniz. Ne diyor ne diyor? Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız. Cumhurbaşkanı Yardımcımız. Bunu ilan etmediler akşam. Herkes onu bekledi. İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ne zaman açıklanıyor diye. <laughs> Ama açıklanmıyor. Ya ben olsam mesela çok mahcup olurum ya. E ben de ya. Belediye başkasın. Ben İstanbul'un belediye başkanıyım. Cumhurbaşkanı Yardımcılığı gibi ne zaman verileceği belli değil, görevleri belli değil. Ya Kılıçdaroğlu görevlerini söyledi. Şeyden çok anlarmış, değil mi? Ee, İmamoğlu. Deprem, den, depremden. E depremden evet. O şey, konuda uzmanlaştıracaklar. O konuda uzman. Bir de çok kar yağdığında balık yeme uzmanı. <laughs> İngiltere büyükelçi. <laughs> İngiltere büyükelçi. Ya söyledikleri bir şey olsa mesela tatile gidiyordu. Ne özelliği var devlet adına? De Bazıları diyor ki alabilirsiniz arkadaşlar. E, o şey var mı burada ya? Hangisi? E, var var. Şeye e, Kılıçdaroğlu'na e, şey verilecekmiş. Nobel Barış Ödülü. Ha ha ha. Mı diyorsunuz, var, şey diyorsunuz var Murat Gezici. Murat Gezici. Ya, ya o nasıl, nasıl bir sözlü. Ya söz bunlar ya. büyük adam ya. Allah ya. Bize o kadar televizyonlara... Sırası gelince de verebilirsiniz. Şimdi verelim hazırmış. Hazırsa hemen verelim. Murat vereyim. Gezici bak, Kılıçdaroğlu Nobel alır bak, dedi. Nasıl bir alemde yaşıyorlar. Yani evet. onların dünyasıyla Türkiye'nin gerçeğin dünyası bambaşka. Bambaşka. Verin şimdi Hasan Bey. Buyurun. Yazık. Bu şey değil mi? E, anket şirketi. Anket şirketi gezici. Evet. Bugüne kadar hiçbir anket tutturduğu görülmemiştir ama kendisi. Evet. Bunda bir e, nutuk. Şeyin de Kılıçdaroğlu'nda seçim kazandığı görülmedi. Doğru. <laughs> 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 Tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş. <laughs> <Evet>. Allah Allah. <laughs> Fakat bu beni çok etkiledi Türker Bey ya. Biz fark edemiyoruz Kılıçdaroğlu'nun. Nobel Barış Ödülü toplumsal barış sağladı ya. Vay be. Herkes şimdi nasıl so sokaklarda Seçimden önce sarmaş dolaştı değil mi? Evet. Nedir bu hal? Ya Kılıçdaroğlu bizi barıştırdı ya. Helalleşmedim bile. <laughs> Daha ne barışması ya. Peki. Ee, bu arada yedili masa dağıldı. Yani peş peşe evet. açıklamalar geldi. Dağıldılar artık. Yani. Şimdi çok güzel bir karikatür vardı sosyal medyada. Masanın etrafına oturmuşlar. Konuşuyorlar. İfini koparan bir boğa geliyor. <laughs> Bit tepiyor bunları, masayı, adamları darmadan ediyor. Seçim sandığı yaptı bu işi. Aslında yedili masa, yani e, yamalı bohça gibiydi. Bir ahenk yoktu, kendileri de söylüyor. Mesela HDP var, PKK'nın partisi. Bölücü, İstiklal Marşı'nda ayağa kalkmaz. Cumhurbaşkanı gelince saygı göstermez. Böyle saygısız karakterde bir parti. Açık açık kandilden... Talimatlar geliyor. MHP, AK Parti faşizmine karşı, Erdoğan, Bahçeli faşizmine karşı. Bunlardan bir tanesine itiraz geldi mi? Döndüler dediler mi? Ya, kandil, bölücülüğün karargahı. Siz ne konuşuyorsunuz be? Sonunda bunların kendisine çok zarar verdiğini gördüler. Son seçime 3-4 gün kala o da zaten AK Parti'ye çalışıyor. Daha önce niye söylemedin? Hoşuna gidiyordu değil mi? Ya. Sonra bakınız. Aramoğlu oğlum ben artık onun yalnız bilge liderliğine tamam şey yaptım. Yüzde bilge kral. Bir, birle bilge kral. Bilge lider. <laughs> Yüzde bir ile sıfır bir ile on milletvekili aldı ya. Büyük ticaret. büyük ticaret ya. Bire on ya. Tabii. Bul karayı daha öte bir şey bu yani. Hele babacan 15 milletvekili aldı. Eski başbakanlarımızdan Davutoğlu. 10 milletvekili aldı ya. 0,1 oyla. Evet. Onunki daha büyük ticaret. Şeyin e, CHP'nin içerisinde Kılıçdaroğlu kendini korur ama şey Pirus Zaferi dedi ya hmm. <laughs> Özda asıl Pirus Zaferi'ni ayakta kalırsa Kılıçdaroğlu yaşayacak. Kafasını kolunu kıracaklar Kılıçdaroğlu. Nun. Yani Muharrem İnce hatırlarsanız ben 2 sene önce dedim ince ince doğrayacaklar diye. Öyle Şimdi oldu. ince ince doğranma işi Kılıçdaroğlu'na geldi. Bir de Etme bulma dünyası. Ben dakika dakika eden bulur. Sen Muharrem böyle mi yaptın? Şimdi seni böyle dikine kesmeyecekler. Böyle yandan yandan. Çünkü <laughs> başarısızlığı kimse savunamaz. Bak dikkat et siyasetle <laughs> futbolda teknik direktörlük birbirine çok benzeyen iki ün var. Başarısız olan takımı teknik direktörü tutunamaz. Mesela bu akşam biz şampiyon olduk ama ben kimsenin Başına ha, tebrik ediyoruz tebrik bu arada Galatasaray'ın Galatasaray yani, şampiyonluğundan dolayı. Demiyorum ya. Yani. Bu akşam Galatasaray S Fenerbahçe maçı var. Evet, Galatasaray bu akşam Fener'e için Jesus sizin duramaz. Durmasın zaten evet. lütfen. Evet. Yani başarısızlık teknik direktörü değişiyor bir. Hangi takımların teknik direktörü değişiyor? Puan kaybeden, sürekli başarısız olan, siyasette bu kuralı değiştiren ve e, ne bu rekorlar kitabı var Guinness. He? Guinness. Guinness Rekorlar Kitabı'na giren tek siyasetçi dünyada Kılıçdaroğlu. Ya 12 defa yenil ve ben buradayım, yıkılmadık, ayaktayız, yine toparlayacağız. İ in i̇nanan yok buna da şimdi CHP'lerin kafası şöyle karışık. Ya Kılıçdaroğlu gitsin de, ya bir de orada da Kılıçdaroğlu budaya budaya ama çok faydalı bir şeydir de bu kökten kesti. Yerine adam yok. Mesela şimdi isim söylemeyeceğim ben. Söylesem CHP'liler de gülüyorlar. Yani Kılıçdaroğlu'nun yerine oynayan isimler var şimdi. Yok adam yok yani. Yok. İşte İmamoğlu'na bir şey yapıyorlar. He? Bakalım İmamoğlu'na belki. İmamoğlu'nu biz isteriz. Şahsen ben isterim yani. Böyle partner az bulunur. Doğru. Kılıçdaroğlu. Çünkü hiçbir şey yapmıyor. Hele ya söylemeden geçemeyeceğim. Mansur Yavaş aday olsaydı kazanırdı. ...diye bir rüzgar estirildi biliyor ya, musun? Bomboş ya bir rüzgar. Ankara'da rüzgarmış. oturanlara soruyorum... ...tanıdıklarım da var. Mansur Yavaş kazanır mı diyor. Yüzde yüz kazanır diyor. <laughs> Yalova'da bir öğrencim var. ya Öğrencim dediğimiz 60 yaşında. <laughs> diyor ki hocam Mansur Yavaş aday olsun. Yüzde yüz kazanır. Zaten ben de çalışırım. Ama olmazsa çalışmam kazanamayız diyordu. Şimdi... ...bu arkadaşın sevgisini anlıyorum. Ona bir şey demiyorum. Fakat... Ankara'dakilere soruyorum. Diyorum ki bak sadece merakımdan soruyorum. Ya Mansur Yavaş'ın bir hizmetini gördünüz mü? Görmedik diyor. Ama kazanıyor diyorsun. Neden? Hiç konuşmuyor. Evet. Konuşmaması en büyük özelliği. TRT'de müthiş bir dizi vardı. Ben Gladius diye. ben bilmiyorum. Eyvah, onu 20 sene önce falan herhalde. Müthiş bir Roma dizisiydi. Ben Gladius kardeşleri var imparatorluğa en yakın adaylar hiçbir şeye karışmadı. Hiç konuşmadı. Engelli de o iddialı olanların hepsi birbirini yediler. Geriye imparatorluğa layık kandan, kan bağlandığından kimse kalmadı. Ben Gladius imparator oldum. Ha. Ama çok güzel bir diziydi yani. Ama özü bu yani. Öze. Şimdi burada da Hepsi birbirini yerken Mansur Yavaş'a akıl verdiler. Sen hiç konuşma. Mansur Yavaş, Mansur Bir çıktı sahneye Mansur Yavaş. Bir konuştu. Ya i̇yi ki konuşma <laughs> konuşmamış. Ya. İyi ki konuşmamış yani. Bir de işte İç Anadolu'ya o gezdi. İç Anadolu'da yani Sayın Erdoğan %70'ler, %80'lerle kazandı. Demek ki Mansur Yavaş etkisi diye bir şey. İyi yok efendim. Hep Şimdi bak, rüzgar. Bizim milletimize cahil diyenler hem hadsiz insanlar hem de cehaletin ne olduğunu bilmiyorlar. Bizim millet arif, feraset sahibi, ön, önü göre ürüyor. Bir de imparatorluk varisi bir millet. Yani devletler kurmuş. Devletleri yönetmiş, canı yönetmiş. Sen böyle bir milletten bahsediyorsun yani. Biz de bir zamanlar millet hem de ne milletmişiz. Gelmişiz cihana insanlık nedir öğretmişiz sen. Böyle bir milletle kafa bulmaya, alay etmeye çalışıyorsun. Sen kimsin ya? Evet. He? Sen kimsin? O necisin? Anadolu irfanı yine devreye girdi. Efeci tefeci sen necisin? İşte millet böyle dersini verir. Yine de milletimizde büyük olgunluk var. Bak kimsenin başına kalkmıyor ha. Parmak Neler yaparlardı? Allah Allah. Zaten gelmeden neler dediler de. Ya hisse yayınladılar. Bana mesela tehdit mektupları geliyor. Sen dışarıda çok kaldın. İlk tutuklanacaksın. Hesabını vereceksin. Uçak biletinizi alırsın diyenler vardı bana. Sen döndün. Dönen Fethullah Gülen Müslüman kimliğiyle din adamı kimliğiyle çıktı. Darbe yaptı. Vatan hainliği yaptı. Vatan hainliğini terk etmek. Ona hain demek. Onunla mücadeleye karar verip mücadele etmek. Döneklik olur mu? Döneksizsiniz. Bir de bazıları diyor ki bu FETÖ'cülerde. Meriç Nehri'nde boğulan çocukların hesabını nasıl vereceksiniz? Meriş Nehri'nde boğulan çocukların, ailelerin hepsinin mesulü Fethullah Gülen'in kendisidir. Niye ona laf söylemiyorsun? Neden? Daha darbenin hemen ertesinde 15 Temmuz 2016'dan sonra kaçın diye konuştu ya. Ve öyle kendisini Mehdi zanneden daha fazla bir şey söylemeyeyim. Biri ki kaçmaya örnek olarak peygamberleri verdi. Hazreti Musa kaçtı dedi ya. Ya böyle bir birinin lafını dinleyip kaçıyorsun. Ne kaçıyorsun? He? Neden kaçıyorsun? Bebeklerini niye yanında götürüyorsun? Ka kaçmayanlar işte 3 sene beş sene aldı çık çıktı bir kısmı dışarıya. Sen niye kaçıyorsun? Adam mı öldürdün? Adam öldüren de yok işlerinde. Bir yerin imamıymış, hadimiymiş, gizli imammış. 3 sene 5 sene 10 sene. Niye kaçıyorsun? Çünkü başlarında ki kendini Mehdi zanneden adam kaçın demiş. O dediyse kaçmak lazım. Fethullah Gülen'le ilgili en çok söyledikleri laf bu FETÖ'cülerinin bir bildiği vardır. Bir bil... ne bildiği Hiç olacak? Bildiği. Darbe hazırlamış. Zaten en büyük kırılma nerede yaşandı? Biliyorsunuz ben 7 Şubat 2012 MIT krizinden itibaren hem de onların televizyon kanalında bu savcı Mossad ajanı mı siyah ajanı canlı yayında demiş kişiyim. Neden? Fethullah Gülen'in Din adamı kimiyle devlete seçilmiş insanlara, başbakana savaş açtığını görünce bir yol ayrımına geldiğini görüyoruz. Şimdi din adamı diye ortaya çıkmış devlete savaş açan biri var bir de seçilmiş bir insan var. Kimin tarafını tutacaksın? Vicdanınız nerede? Aklınız nerede? Hala ama çoğu da kim biliyor musunuz? Bakıyorum evet hocam. adresine Hollanda'dan, Almanya'dan, Amerika'dan, evet, Türkiye'nin evet. içindekileri. Sen Hollanda'dan, Almanya'dan bir gelsene de o söylediğin lafları da söylesene. Eskiden Fethullah Gülen deyince insanlar saygısından toparlanıyordu. Şimdi beddua akıyorlar. Çünkü millete, devlete beddua etti. Hepsi kendilerini buldu. Yuvaları darmadağın oldu. Bundan mutlu musun? Değilim. Ama hala akıllanmadılar. Yazık günah. Masum bebelerin ne kabahati var? Hala zalim diyor. Zalim Fethullah Gülen. Sizi intihara sürükleyen O. Kurtulun şundan ya. Mehdi falan değil ya. Evet. Peki şimdi şu Emre Kongar'la devam edelim. Ee, o da Tele 1'de milli iradeye hedef aldı. Onu bir izleyelim. Sonra daha çok görüntümüz var. Buyurun arkadaşlar. En meşhur özelliği kravat yerine fular bağlaması. Renkli giyinmesi. Onun haricinde söylediklerinin hepsi lafı güzel. Boş laf. Şahs kazansaydı şahıs kazanacaktı ama Kılıçdaroğlu he. çok siz eleştirdiğiniz sisteme aday oldunuz. Hani şeyi konuşuyordunuz. Sesinizi kestiniz. Güçlendirilmiş parlamenter sistem. Çünkü bu çok hoşunuza gitti. Neden? Ya güçlendirilemeyecek sistemi güçlendirmek yerine 7 tane Cumhurbaşkanı yardımcısı koyalım. Bu sistemi güçlendirelim dediler. Evet. Her partiye bakanlık dağıttılar. Bunlardan utanmıyorlar. Sıkılmıyorlar. Yüzleri kızarmıyor. Kalkmış ne? Akademisyen miydi bu? Bundan evet. akademisyenleri. Bir zamanlar şey vardı biliyor musunuz? E, kalpaklı, kırmızı, Aha. e, kaşkollu, kaş profesör, Yalçın Küçük. Yalçın Küçük. Ha Mesela benim aklıma... Arkadaşlar duyamadım e, sizi. Çok böyle cevval profesörler deyince bu ikisi aklıma geliyor. Yalçın Küçük. Evet. Yalçın Küçük. O da sıkma portakal gibi. Devamlı sıkıyordu. Şimdi tam onlara geçelim. Bu arada bakanlıklarla devir teslim töreni varmış. Arkadaşlar Güzel, canlı bak. ekrana getirdi. Hayırlı olsun diyelim. Hayırlı Şimdi olsun. Şimdi evet. şu Merdan Yanardağ bir de onun Emre Kongar'ın çünkü ekürisi o. Onu da bir görelim mi? O blo yapalım. Şimdi ek ekürüyü herkes bilmez neyse. Yani işte e, programda haber sunduğu partneri evet. Tamam. Öyle diyeyim. Merdan Yanardağ da bir izleyelim. O da akademisyen ama doktor. O da, o da akademisyen. Doktor, siyasi düzenine akademisyenlik bak, yapmış. Türkiye'nin bana göre medyada en Esassız analiz yapan şahıs bu. <laughs> Esaslı değil. Şimdi analizini dinleyelim. Peki Yanar da geliyor. Evet. evet. analiz gördünüz mü? Tarihsel ve sosyolojik olarak aptallıktır diyor ya. Mağlubiyet derseniz şimdi yağlı güreşte elvanın sırtı yere geldiğinde göbeği güneşi gördüğünde yenilmiş sayılır. Adam serilmiş. Yenildik mi ya diyor. Yok yendin. Şimdi yalan da konuşuyor. Muhalefetin aldığı en yüksek oy diyor ya. Hı hı. Bir şey hatırlatacağım. 2014'te ilk cumhurbaşkanlığı seçimi yapıldı. Bak Halk. 2014 10 Ağustos'unda. 10 Ağustos. Ağustos. Erdoğan'ın rakibi kimdi? Ekmelettin İhsanoğlu'yla Selahattin Demirtaş. İkisinin oylarının toplamı muhalefet olarak %48.3. Erdoğan 51.7. 2018'de <laughs> İkinci cumhurbaşkanlığı seçimi yeni hükümet seçimleri. sistemiyle bu sefer rakipler kimler? Muharrem İnce, Meral Akşener, Selahattin Demirtaş, Temel Karamollaoğlu. Erdoğan'ın oyu ne? Yüzde elli buçuk. Muhalefetin oyu ne? Toplam yüzde kırk buçuk. Evet son seçimde Erdoğan yüzde elli Kılıçdaroğlu yüzde kırk Yani Kılıçdaroğlu 2014'te 48.3 Sonra 2018'de 47.5 sonra 47.8. Erdoğan 51.7, 52.5 52, 52 Yani Kılıçdaroğlu hiç bir etki etmemiş o zaman. Yani muhalefet en yüksek oy aldı diyor ya. Bir de şimdi aptallık dedi ya. Bu, bunun arkasından şeyi versenize. de ee, bu Fatih Portakal, Portakal ya. Yani. Tamam. %20'lere önce %20'lere düştü diyor. Sonra da ben bir peşinizden neden gideyim? <laughs> İkisini peş peşe verin arkadaşlar evet. izleyelim. Fatih Portakal'da adamımız oldu artık. <laughs> bu... Şimdi aslında evet. kendine de söylüyor. Tabii. Hangi yüzde hala konuşuyorsun ekranlarda? Senin bir önce seyrettiğimiz videoda sen tekrar? Kılıçdaroğlu'nun kazanması için neler neler söylüyorsun değil mi? Nasıl oluyor da AK Parti Erdoğan bu kadar oy alıyor diye. Bizde diyor. Bunu sorsan büyük gazeteci. He? hiçbir şey bunu da bilmiyorlar demek. Sorsan büyük gazeteci izliyorlar. Bir de portakal rengi şey giyiyor ya, hem adamın soyadı portakal, Washington bir portakalı de, diyorlar. Bir de orada şey var, bakın yanında anket firmasının PR yapmış mesela, yüzde 57 çıkarmış Kemal Bey'i. Milleti a, nasıl gazlamışlar? Evet, arkandakini görüyorum. Şimdi bak, aslında Kılıçdaroğlu'nun hakikaten artık siyaseten insan içine çıkmaması lazım. Bunların da televizyonlara çıkmaması lazım. Ya insan biraz sıkılır hep övdünüz. Evet. Mesela Fatih Altaylı ya yani Kılıçdaroğlu için neler neler söyledi. Şimdi diyor ki Merzifon eşeği diyor. Evet ya. Karşısına konsaydı diyor. O da diyor. terbiyesizlik yani. Yüzde 48 oy alırdı diyor ya. Bak bunlara güvenip de yola çıkan. Onun için ben pek gündeme getirmiyorum bunları. Bulaşmamak da lazım bunlara. Daha önce bir bulaştı bana ben ağzının payına verdim onu. Onun gibi daha 7-8 kişinin. Aynı anda üstüme geldiler. Kim saldıysa benim üzerime. Şimdi bunları konuşmamız bile doğru değil. Mesela şimdi biraz önce söyledim ya ağlayanlar, savrulanlar. Artık onların da konuşmamamız lazım. Çünkü onların da analiz, tahlil, şu bu, sadece hiçbir yok. Erdoğan kim ve nefreti var. Neden? Erdoğan bunları daha önce el üstünde tutuyor hakikaten yani. Güzel şeyler yazıyorlardı, konuşuyorlardı. Şimdi Erdoğan dönüp bakmıyor ya. Mesela sen şeye katıldın, onlardan kimse var mıydı? He? Evet. <laughs> ya daha önce gidip Beştepe'de Erdoğan'la yemek yiyordu. Sonra yazıyordu. Ya bana hala abi diyor. <laughs> ee, bak o sana hürmet etmiş, vefa göstermiş, vefasız. Evet. Ben şeye takığım biraz. Ee, bir tane fonlanan bir YouTube kanalı var. Oo. O direkt 5. kola abi. Değil mi? Tabii. E, kesin etki ajanı. Anlayan anlar. O var ya. Evet fonlandığından da belli zaten de ama o kadar pişkin çok. Çok. o kadar ve o CIA'den bu konuda destek almıyorsa ben de bir şey bilmiyorum Değil çünkü mi? çok profesyonel bir çok. iş yapıyor yani bir bir kişinin kabiliyeti olamaz o yani ben çok iyi takip ediyorum onu neler neler söyledi neler evet. neler Tabii. şimdi ama utanmıyor bunlarda utanma yok şimdi estetik cerrahlara sormakta bu insan yüzünden Utanma duygusu veren jest ve mimiklerle ilgili operasyon yapılıyor <laughs> mu Bence onlara yapmışlar. He? Bence onlara yapmışlar. Adam hiç tepki vermiyor çünkü. Vermiyor. Utan diyorsan böyle bakıyor. Evet. Utan lan. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel. Ee, Özlem sesi verelim mi? Verelim. Dün gece çok kişi ağladı dedi. Evet. Bir de sonra istiyorsanız İsmail Küçükkaya'yı da bağlayayım. <laughs> Emin Çapay da bağlayayım. Üçünü peş peşe. Üçünü peş peşe verelim. Aynen. Görürüm Millet bakalım. anasını ağlatmış bazılar. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun. Üçü gelsin. <laughs> Emin Çapa çok ayrı bir şey ya. Üniversite, benim aklıma ne geldi onu anlatıyorum. Üniversitede okurken Çapa Topkapı'ya çok yakın. Bazen yürüyoruz gidiyoruz. O zamanlar mavinler e, minibüslerden bağırıyorlardı. Yani gideceği yeri söylüyorlardı. Böyle tabela asılı. Bakırköy, Bakırköy diye. Emin Çapa'yı dinlerken neden o benim aklıma geldi? <laughs> <Güzel oldu. gülüyor> bakırköy 1-2, Bakırköy 1-2. ya bir de Emin Çapa e, böyle çok önemli kanallarda bize yutturulan evet. çok önemli yorumcuydu. Güzel bir noktayı hatırlattın. Türkiye'de kültür ve sanatta, sinemada, tiyatroda medyada bir hakim sol tarikat var. Evet, evet. Hala da varlar onların. var mesela Erdoğan'la Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle AK Parti'yle alay eden sanatçılar var değil mi? Gideceğiz, kaçacağız. Bunlarla konuşma. Şimdi bu bir tarikat bunlar. Yani tarikattan daha kuvvetli bağlarla birbirlerine bağlı. Bunlar ödül töreni düzenliyorlar hep kendilerine. Onlar gibi düşünmüyor musun? Evet. Almıyorlar aralarına zaten. Medyada da öyle. Şimdi biraz da bağırmalarının sebebi, terk edeceğiz ülkeyi, cart demenin sebebi bu güçleri kayboluyor. Türkiye'nin ellerinden kaydığını zannediyorlar. Halbuki elinizde değildi Türkiye. Darbe yapıyordu sizin zihniyetinizdekiler. Amerika'nın yönlendirmesiyle desteğiyle sandığa gidiyordu milletin gene dediği seçiliyordu. Siz milletle uğraştınız ve kaybettiniz. Amerika'ya, İsrail'e, İngiltere'ye, Almanya'ya, yabancılara yaslanan kaybeder. Millete yaslanan kazanır. Bugünkü programın manşeti millete yaslanan kazanır. Siz yabancılara yaslandınız. Nereye? Kandile yaslandık diyoruz değil mi? Bak HDP'yi konuşmadık var ya. o Hemen şeyin, ona girelim istiyorsanız. Şeyin Demirtaş'la. E, daha burada göstereceğin Aha. şey var ya. Bir de bu Aytu, atıcı Atıcı'yı Hı. gösterelim de sonra Demirtaş'a gelelim. Evet. Tamam. Aytu Atıcı kabul edelim diyor artık. Diyor. Kabul edelim evet. diyor. İzleyelim. Ondan yanar daha bu şahsı görmesin. Vallahi Yenildik diyor bana. ya. Aynen. Şimdi CHP içerisinde <laughs> Sakin güçlerden bir tanesi Mehmet Akif Hamza Çebi ve e, çok önemli görevlerde bulundu CHP içerisinde. E, açıklamada bulundu. Sonuçlardan bir başarı hikayesi çıkarmayın dedi. Yanlış strateji nedeniyle seçimin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edildiğini söyledi. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı için başarılı olamamıştır. Partimiz milletvekili genel seçimlerinde de başarısız olmuştur. Biz anlattık ama halk anlamadı anlayışı demokrasiye en büyük saygısızlıktır. Bilelim ki bu seçim kampanyada dahil olmak üzere seçim stratejisinin yanlışlığı nedeniyle kaybedilmiştir. Evet. Şimdi CHP'de ne olduğunu biliyorsunuz. Önce Merkez Yönetim Kurulu toplandı. Hepsi istifayı verdi. Kılıçdaroğlu hariç. hariç. Arkasından da dün e, 60 kişilik parti meclisi toplandı. Ve kurultay takviminin belirlenmesine karar verdiler. Şimdi topu Kılıçdaroğlu ayağına aldı. Sektirecek. Tabii, tabii, tabii. Yani çalım atmayacak, gücüme kalkıp sektirecek. O arada bunları birbirine vurduracak. 2018'de de aynısı oldu. Kaybeden liderlerin en büyük özelliğidir kendilerine bir şey olmasın diye kenara çekilirler, vuruştururlar geriye bir tek kendileri kalır. De sosyal medyada evet. iyi troll ağları var. Biz senden evet. razıyız dedemler diye paylaşıyor hep sürekli. Biz senden razıyız evet. diye. Ee, İmamoğlu da bir şeyler söyledi ama e e şeyle fetih kutlamalarında. Evet istiyorsanız izleyelim onu da aynı şeylerle farklı sonuçlar beklemeyeceğiz dedi. Evet. Mesaj herhalde. Evet evet. Buyurun o gelsin arkadaşlar. Bunu hemen seçimin sabahında o gece bu kez ikinci turu boyunca hiç konuşmadı İmamoğlu. Sabahında bunu paylaştı. ciddi bir mesaj niteliği taşıyor. Akşamına da fetih kutlamalarında yine bir buna benzer açıklamalarda bulundu. Şimdi siyasette en önemli şey aslında haddini bilmektir. Mesela ben şahsı için bir şey demem yani. CHP'nin işine de karışmam ama İmamoğlu'na lider olmaz yani. Siyasette lider olmaz. Liderin bir liderlik kumaşı olur yani. Yani genel başkan olabilirsiniz. Başbakan da olabilirsiniz. Cumhurbaşkanı da olabilirsiniz. Şimdi Ahmet Necdet Sezer. Cumhurbaşkanı oldu ama siyasette bir lider olamaz yani. Hiçbir zaman. Davutoğlu başbakan oldu ama lider olamaz. Görüyorsunuz attı attı attı. Bir selam dedi. Anadolu'yu ayağa kaldırırım dedi. Ya adam Konya'da bir miting yapamadı ya. Ya kızdığı kadar var CHP'liler. Evet. sana 10 tane milletvekilliği verdiler. Destek olsana Konya'da kılıçtan. Çünkü toplayamaz kalabalığı. Başbakanlık yapmış olabilirsin ama lider olamazsın. Olamadın besbelli. Şeyden hiç lider olmaz Babacan'dan. Ya Bilge lider olur ama Karamoğlu'ndan da siyasi lider olmaz. Ama Bilge lider olur. Olur. <laughs> evet. Peki. E, CHP'de e, enteresan bir çıkış geldi. Bay bay Türkiye Cumhuriyeti, işte Trakya e ayrılsın diyen biri var. Aa. Kim olsa yüngülerce. Evet. Yani saçma sapan. Var mı onun videosu? Videosu yok. Ben söyleyeyim. Yeni İyi Şafak gazetesinde abi. çıktı bu haber. Büyükçekmece Belediyesi'nin CHP'li meclis üyesi Eren Savaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Trakya'nın Türkiye'den ayrılması daha doğru olacak. Her koyun kendi bacağından asılsın. Kimse kimsenin kaderiyle oynamasın. Altına da bay bay Türkiye Cumhuriyeti yazdı. Benim yaşam standartlarımı Suriyeli belirleyemez. Geri zekalılar belirleyemez. İkinci dediği doğru yani. Geri zekalılar ancak Trakya'nın Türkiye'den ayrılmasını isteyebilir. Tunç Soyer'in açıklaması hakları geliyor değil mi? He, Tunç Suyer ne demişti 23 Haziran 2020'de? bayrak ve para birimi gerekiyor dedi İzmir'e. 5 Haziran 2020'de Türkiye Seyahat Ajantaları Birliği üyelerine dijital ortamda yaptığı konuşmada evet yeşil beyaz çizgili bir bayrak o zamanlar kentlerin bayrağı varmış. İzmir de dünyadaki bayraklı kentlerden biriymiş. Biz tabii büyük bir heyecanla dinledik ve benim aklımda bir de İzmir parası çıkartmak vardı. Hatta buna İst Koyun diye de isim koymuştum. Sonra bayrak da çıkınca arkadaşlar ne yapıyorsun diye beni uyardılar. Senin eyalet kurma çaban olduğu anlaşılır. Testin içinde ne varsa dışarıya Güzel. oslar. PKK'lılar, HDP'liler Güneydoğu'dan bir parçamızı koparmaya çalışıyor. Şimdi bunlar da nereden çok oy aldıklarsa İzmir'den Trakya'dan Durun ya kimin nereden ayırıyorsunuz ya? Ee, e? E, reklama 30 saniye var. Demirtaş'la konuşabiliriz. Mehmet Barlas'ı da. Mehmet Barlas rahmetli tamam, konuşalım. Hayatını evet. kaybetti Mehmet evet. Barlas. E, 81 yaşındaydı. E, Benim bir e, dostumdu. Değil mi? Evet. Çok uzun İyi bir vardır. nezaket timsaliydi. Evinde e, bulundum kendisinin sohbetlerine de katıldım. İyi bir insandı. Akil bir insandı. Sakin bir güçtü. Türkiye'nin netameli günlerinde hep doğru bir pusulayı gösterdi. Doğruyu gösterdi. Bilhassa 28 Şubat sürecinde kendisiyle çok uğraşıldı. Kendisine kötülük edenler oldu. O duruşunu bozmadı. Allah rahmet eylesin. E, Sayın Cumhurbaşkanı da bir taziye mesajı yayınladı. Entelektüel birikimi, nezaketli kişiliği ve güçlü kalemiyle Türk basınında Duayen olarak alınan her zaman millet iradesinden yana duran Sabah Gazetesi başyazarı Mehmet Barlas'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine, Sabah Gazetesi'ne ve Medya Camiası'na başsağlığı diliyorum dedi. Evet. Ee, biz de e, hem ailesine hem de Sabah Gazetesi Camiası'na başsağlığı eylesin. diliyoruz. Evet. Allah rahmet eylesin. Reklama gidiyoruz efendim. Reklamlardan sonra tekrar burada olacağız. Efendim reklamlardan sonra devam ediyoruz. Demirtaş siyaseti bıraktığını açıkladı Sayın Gülerci. <laughs> tweet atmayı mı bırakacak acaba cezaevinde? Şimdi tabii onu da bir balon olarak şişirdiler şişirdiler. HDP'de aradığını bulamayınca seçimlerde şimdi döndüler birbirlerini yiyecekler. Ee, çok ileri geri laflar söylüyor. Ben diyor cezaevinden boşluğu doldurmaya çalıştım ama arkadaşlar diyor kendisini öne çıkarıyor diye beni linç etmeye kalktılar diyor parti binalarında boş dedikodularla uğraşanların da etkisiyle siyasal alanda istediğimiz uyumu gösteremedik diyor. Boşluğu dolduranlar lafta radikal, pratikte okey masasından kalkamayan düşkünler oldular diyor. Daha neler söyleyecekler. Bir de şey demiş... Ee, kraldan çok kralcılık yaptılar. Gençler uyuşturucu fuş ve ajanlık batağındalar ee, ve e, çözüm yolunu göstermiş burası çok önemli. Bize en çok lazım olan şey parti içi demokrasi. Parti içi demokrasi azaldığında sapmalar ve hatalar peş peşe geliyor. Böyle diyeceğine bir daha kandili dinlemeyelim desene. Demez. Ne Demez. parti Demez. içi demokrasi Demez. ya? Kandil efendim. sizi yönetiyor ya. Aynen öyle. Aynen öyle. Ee, sürenin de sonuna geldik. Çok teşekkür evet. ediyoruz Sayın Gülerci. Ben de size teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Şimdi bir kliple bitirelim istiyoruz. Selçuk Bayraktar'ın paylaştığı değil mi? O ilgili? İstanbul'un fethiyle ilgili. ilgili. Hem de İstanbul'un fethinden de söz etmiş olalım. Evet onunla bitiriyoruz efendim. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.